Barış'a sorduk. Soruyoruz. Hafife alma hashtag'iyle sorduk. Okuyalım bakalım neler demişsiniz. Siz de diyorsunuz ki Altunay Seyfi bir tweet paylaşmış. Arkadaşlar, Hatay'daki susuzluğu gündem yapın. Tüm sorumluları teşhir edin. İnsanlar Hatay'da neler yaşandığını bilmiyor. Hafife alma hashtag'iyle paylaşmış ki biz Hatay'ı sık sık ekrana taşıyoruz deprem bölgelerinde vatandaşın, yurttaşın isyanını. Koray Yasak diyor ki bir Türk gencini hafife alma diyor iktidara. Tevfik Fikret Tokat diyor ki kısacası milleti hafife alma, öyle bir tokat atar ki nerede olduğunu bile anlamazsın ifadesi. Başta genç ve işsizleri, emeklileri hafife alma demiş Nuri Abbas. Emekli memurun ocağına incir ağacı diktiniz. Siz unuttunuz ama seçimde emekli bunu unutmayacak diyor Kadir Ayazoğlu. Hafife alma hashtag ile paylaşmış. Emeklinin isyanı çok büyük efendim. Emekli geçinemiyor. Devam edeceğiz okumaya ama bugün aslında bir süredir devam eden bir tartışma var. Çevre Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında. İstanbul Vaniköy'de. Sosyal medyada denk gelmişsinizdir. Önce dediler ki yeni bir inşaat izni. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi dedi ki kaçak bir yapı. Vaniköy'deki o villanın kaçak bölümleri yıkılacak. Kaç kere Çevre Bakanlığı'na söyledik, ulaşmaya çalıştık. Telefonlara dahi çıkmıyorlar, yazılar yazıldı. Şimdi Çevre Bakanlığı ile İBB bugün tam olarak o villanın kaçak bölümlerini yıkarken karşı karşıya geldi. Bugün İBB yıkım yapacaktı. Bakanlık erkenden tabii ki kendi ekiplerini oraya gönderdi. İBB'nin yıkım ekiplerinin girmesini engelledi oraya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama var. Diyor ki madalya peşinde, isim vermedi, Çevre Bakanı'nı eleştiriyor Murat Kurum'u. Bunlara tenekeden madalya yollayacak millet sandıkta diyor İmamoğlu. Muhafızlığımız bugün İstanbul, yarın Türkiye muhafızlığıdır sözü dikkat çekici. Sosyal medya bakanlığı hüzünle izliyorum arkadaşları. Koordine ile görevli olan bakanlığımızın kubbesinde bir yıkım gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi zaten tutanakları tutuyor. Garip olan zaten yıkım programında olan yere bugün İBB sokulmuyor. Şimdi bunlar kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir villa, bir karar ve yıkım için seferber olan ekipler Vaniköy'de Çevre Bakanlığı'yla İBB ekipleri karşı karşıya geldi. Bakanlık çalışanları belediyenin yetki alanındaki bölgeye İBB çalışanlarını sokmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü İstanbul Boğazı'ndaki villa için sabah saatlerinde harekete geçti. Yıkım sosyal medyada duyuruldu. Kaçak yapıların eski ve yeni halini gösteren görüntüler paylaşıldı. İBB'nin yapı sahibine tanınan süre sabah itibariyle doluyordu. Hem bakanlık hem İBB ekipleri yıkım için sahadaydı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü yıkım aşamasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordineli ilerlediklerini açıkladılar. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait yıkım araçları yıkım alanına giremiyor. Nedeni ise yolda tutulan bu bakanlık araçları. Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri de yıkıma başladıktan sonra intikal ettiklerini de gördük. Burada bir oyuncak bulduk, üstünde ne yaparız diye devletin bütün kurallarını imha ederek, yok ederek hareket etme anlayışı tam da bakanlığa ve bu talimatı veren bakana yakışıyor. Boğaz'da canlı yayınlarla duyurulan yıkım İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruldu. İmamoğlu Adnan Oktar'ın kullandığı dönemde AKP'li İBB yönetiminin kaçak yapılara hiç dokunmadığını söyledi. Hiç isim vermeden eski rakip yeni bakan Murat Kurum'u hedef aldı. Madalya kürsüsünde birinci mi olacağım, ikinci mi olacağım, üçüncü mi olacağım diye o bir kişinin gözünde bir yere oturmaya çalışan arkadaşlar. Bunlara tenekeden birer madalya yollayacak millet sandıkta tenekeden. İmamoğlu sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için de mesaj verdi. Bu şehrin muhafızı belli. Muhafızlığımız büyük bir muhafızlığıdır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır. Yarın Türkiye muhafızlığıdır.